Cengiz Han, tarih boyunca ismi korkuyla anılan, 12. yüzyılda Moğolistan'ın engebeli arazilerinde doğan, dünyanın gördüğü en büyük imparatorluklardan birini kuran vizyoner bir fatihti. Askeri dehası, eşsiz liderliği ve fethetme iştahı, Asya'dan Avrupa'ya uzanan ve tarihin akışını sonsuza kadar değiştiren geniş bir imparatorluğun doğuşunu sağladı. Ancak Cengiz Han'ın mirası, kurduğu imparatorlukların ve fethettiği toprakların çok ötesine uzanıyor. Bu videoda Cengiz Han'ın aile hayatının büyüleyici dünyasına ve soyundan gelenleri çevreleyen ilgi çekici gizemlere yolculuk ediyoruz. İmparatorluğu haritada nasıl bir iz bıraktıysa, Cengiz Han'ın genetik mirası da dünyanın dört bir yanındaki sayısız bireyin DNA'sında iz bırakmıştır. Cengiz Han, genişleyen imparatorluğunun kalbinde Moğol toplumunda alışılagelmiş çok eşli bir yaşam tarzı sürdürdü. Genellikle siyasi ve stratejik kaygılar yüzünden birkaç kadınla evlendi. Ancak bir eşi diğerlerinden hep farklıydı. Çünkü onlar dramatik bir kaçırılma ve kurtarılma hikayesiyle birbirlerine kavuşmuşlardı. Börte, Cengiz Han'ın düşmanları tarafından kaçırılmış ve tecavüze uğramış. Ancak daha sonra Cengiz Han tarafından kurtarılmıştı. Börte, Cengiz Han tarafından kurtarıldığındaysa hamileydi. Cengiz Han eşine çok bağlı olduğu için Börte'nin doğurduğu çocuğu kendi çocuğu gibi kabul etti ve onu diğer çocuklarından ayırt etmedi. Cengiz Han'ın Börte'yi cesaretle kurtarmasıysa tarihsel açıdan önemli olaylardan bir tanesidir. Cengiz Han'ın aile hayatını anlamak içinse Moğol İmparatorluğu dönemindeki aile yapılarının tarihsel bağlamının daha geniş bir şekilde incelenmesi gerekir. Moğol toplumu, klanların ve ailevi bağların güç ve sadakatin örgütlenmesinde hayati bir rol oynadığı göçeve ve kabilevi bir yaşam biçimine sahipti. Bu bağlam, Cengiz Han'ın evliliklerini, ittifaklarını ve çocuklarının imparatorluğun geleceğinde oynayacağı rolleri etkilemiştir. Cengiz Han'ın hem tarihsel hem de genetik mirası ise gizemle örtülüdür ve bu muammanın temelinde çocuklarının tam sayısını çevreleyen belirsizlik yatmaktadır. Cengiz Han dönemine ait tarihi kayıtlar çok değerli olmakla beraber genellikle parçalı ve eksiktir. Bu da tarihçileri ve araştırmacıları Cengiz Han'ın soy ağacının yapbozunu bir araya getirmeye zorlamaktadır. Çeşitli tarihi kaynakların anlatıları Cengiz Han'ın kaç çocuk babası olduğu konusunda çelişkili bilgiler sunmaktadır. Bazı kaynaklar onun statüsüne ve nüfuzuna yakışır genişlikte çocuğa sahip olduğunu öne sürerken diğerleri daha az sayıda bir rakam öne sürmektedir. Cengiz Han'ın aile hayatına dair kapsamlı ve güvenilir bir kayıt bulunmaması ise entrikayı daha da artırmaktadır. Bu konuda yayımlanan bir makale Cengiz Han'ın soy ağacı hakkında önemli ipuçları veriyor. Cengiz Han makalesinde ilk olarak Asya'nın çoğunda bulunan bir dizi benzersiz genetik belirteç içeren spesifik bir Y kromozomal haplotipi olduğunu keşfettiler. Haplotip bir arada kalıtılmaya meyilli bir grup gene denmektedir. Araştırmacılar, Orta Asya'ya yayılmış yaklaşık 16 milyon erkeğe karşılık gelen bir örneklemin C3 yıldız kümesi adı verilen bir haplotipe üye olduğunu gördüler. Bu haplotipin ise orta katasının 1000 sene önce yaşadığını buldular. Cengiz Han'ın soyunun genişlemesinde ise doğal seçilimin bir rol oynayıp oynamadığı sorusu önemlidir. Cengiz Han'ın soyunu taşıyan erkeklerin Y kromozomunda bulunan genlerin sayısı sınırlıdır ve bu genlerin özelleşmiş işlevleri doğal seçiminin etkisinin sınırlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle Cengiz Han'ın soyunun hızlı bir şekilde yayılmasının başka açıklamaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Cengiz Han'ın soyunu taşıyan erkekler arasında aynı Y kromozomunu paylaşmaları, sosyal olarak iletilen üreme yeteneği ve avantajlarının artmasıyla ilişkilendirilebilmektedir. Bu, aynı Y kromozomunu taşıyan erkeklerin soyunun sıktığını artırabilir. Ayrıca aynı Y kromozomunu taşımayan erkeklerin ortadan kaldırılması bu etkiyi daha da güçlendirebilir. Bu nedenle Cengiz Han'ın soyunun yayılmasının arkasındaki mekanizmaları anlamak için sadece doğal seçilimi değil, aynı zamanda sosyal faktörleri ve üreme davranışlarını da dikkate almak önemlidir. Ancak burada sıklıkla yapılan bir yanlış anlama, Cengiz Han'ın kendi başına yüzlerce veya binlerce çocuğun babası olduğu düşüncesidir. Evet, Cengiz Han'ın soyu genişlemiş olabilir. Ancak bugün milyonlarca Cengiz Han torunu olması için sadece Cengiz Han'ın kendi çocuklarının soyunu devam ettirmesi gerekmez. Cengiz Han'ın doğrudan oğulları veya torunları olan herkes, aynı Y kromozomunu taşıyarak bu belirli genetik soyun yayılmasına katkıda bulunmuş olabilir. Çünkü Y kromozomu sadece baba tarafından oğullara geçer.
Ancak araştırmalar Cengiz Han'ın soyundan gelen erkeklerin dönemin diğer erkeklerine göre çok daha fazla çocuk sahibi olduğunu gösteriyor. Bu belirli soyun olağanüstü bir üreme başarısına ulaştığı anlamına gelir ve evrimsel açıdan açıklanması gereken bir durumdur. Sonuç olarak Cengiz Han'ın mirasının izini sürerken tarih, genetik ve efsanevi bir figürün kalıcı etkisi arasındaki şaşırtıcı ilişkiye şahitlik ettik. Özetleyecek olursak bugün sizinle Cengiz Han'ın soyu ve genetik mirasına ilişkin derin bir yolculuğa çıktık. Video boyunca Cengiz Han'ın aile yaşamının karmaşık dokusunu ve çocuklarının sayısını çevreleyen gizemi ortaya çıkardık. Soyuna ilişkin muamma Cengiz Han'ın haplotipinin keşfiyle daha da aydınlandı. Bu genetik bağlantı Cengiz Han'ın erkek soyundan gelenlerle somut bir bağlantı sağlamış ve genetik etkisinin kapsamına dair içgörüler sunmuştur. Bilimsel araştırmalar bu genetik mirasın çözülmesinde önemli bir rol oynamış ve dünya çapında özellikle de tarihsel olarak Moğol İmparatorluğu ile bağlantılı bölgelerdeki popülasyonlarda yaygınlığını ortaya çıkarmıştır. Ancak bilim camiasında Cengiz Han'ın genetik etkisinin boyutunu sorgulayan ve alternatif teori ve perspektifleri dikkate almanın önemini vurgulayan tartışmalar devam ediyor. Cengiz Han'ın mirası tarih kitaplarının sayfalarının çok ötesine uzanmaktadır. Askeri fetihleri Asya ve Avrupa'nın jeopolitik manzarasını yeniden şekillendirmiş ve insani olayların seyri üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Aynı zamanda genetik mirası, tarihin en zorlu liderlerinden birinin kalıcı etkisini yansıtan, dünya çapındaki çeşitli popülasyonlar arasında bir bağlantı ipliği örmüştür. Cengiz Han'ın hikayesi, genetik ve tarih arasındaki etkileşim için bir test görevi görmektedir. Bize, geçmişin sadece kitaplarda yazılmadığını, aynı zamanda DNA'mızda da kodlandığını hatırlatıyor. İster bir Fatih, ister bir genetik ata olsun, Cengiz Han'ın mirası dünya anlayışımızı şekillendirmeye devam etmektedir.